Halkın Kurtuluş Partisi, HKP, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in AKP'li Burhan Kuzu hakkında gündeme oturan iddialarıyla ilgili 7 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında Organize Suç Örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, geçen günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında, Hayatını kaybeden eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Profesör Doktor Burhan Kuzu ile AKP'nin Beşiktaş Kadın Kolları eski başkan yardımcısı Aliye Uzun'un bağlantısından bahsetti. Peker, Aliye Uzun'un Kuzu'yu İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile aynı masaya oturttuğunu anlattı. Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi de konuyla ilgili Burhan Kuzu ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü dedi. Peker'in bu iddiaları üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bir kez daha harekete geçti. HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfençi, İstanbul Eski Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan ve Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş Kadın Kolları Yöneticisi Aliye Uzun hakkında suç duyurusunda bulundu. Nüfus ticareti, rüşvet suçlaması. HKP avukatları kişilerin nüfus ticareti, adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma rüşvet, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ihaleye fesat karıştırma, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, suçlarına işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. HKP Avukatı Taceddin Çolak tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Burhan Kuzu'nun en yakınında bulunan kişinin konuşmalarıyla Sedat Peker'in ifşaları birbiriyle örtüşmektedir. Sinan Çiftçi'nin görgüye ve bilgiye dayalı anlatımlarından ortaya çıkan sonuç şudur ki, Burhan Kuzu şüphelilerden de yardım alarak yargı, bürokrasi, bakanlıklar gibi yerlerde bütün kirli işlerini kotarmıştır. Tabi bunun karşılığında da yüklü miktarlarda rüşvet almıştır. Bu rüşvetin sadece kuzuda kalmadığı da açıktır. Dolayısıyla şüphelilerin tüm bu suçlardaki sorumluluklarının ortaya çıkartılması bakımından savcılık tarafından etkin bir soruşturma yürütülmelidir, ifadelerine yer verildi. Dilekçenin devamında, evet, bütün suçların merkezinde Burhan Kuzu var. Ama o şüpheli de olsa, ani ölümüyle bu suçlardan azade olmuştur. Fakat halen devletin önemli koltuklarını işgal etmekte olan şüphelilerin işledikleri suçlar yanlarına kar kalmamalıdır. Yargıya güvenin yerlerde sürüklendiği günümüzde toplumun gündemini yeniden işgal eden suçlar nedeniyle yürütülecek kapsamlı bir soruşturma ve sonuçta açılacak kamu davası ile bir nebze olsun yargıya itibar kazandırılacağı çok açıktır denildi. Peker, Türkiye'ye getirilsin. Çolak, Dilekçe'de savcılık tarafından derhal soruşturmanın başlatılmasını, Sedat Peker'in yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ve ifadesinin alınmasını, Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi'nin de tanık sıfatıyla bilgisine başvurulmasını talep etti. Çolak, Dilekçe'de yer alan şüpheliler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti. Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Taceddin Çolak açıklama yaptı. Çolak şu ifadelere yer verdi. AKP'lilerin Burhan hocası bir suç makinesiydi biz bunu biliyorduk. Bunun böyle olduğu öldükten sonraki ortaya çıkan ifşalarla bir kez daha kanıtlandı. Bizzat bu suç ilişkilerinin içinde yer alan Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 50 tane tweetle ve yine yanında danışman olarak yer verdiği Sinan Çiftçi'nin ifşalarıyla birlikte devletin en tepesindeki koltukları işgal eden kişilerle bu organize işleri kotardığı da ortaya çıktı. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısından, İçişleri Bakanından, Ticaret Bakanına, Maliye Bakanı'na varıncaya kadar bütün bu karanlık işleri çevirdiği ispatlı, şahitle ortaya çıktı. Devletin yargı mekanizmasında hakimleri de 3,5 milyon dolar gibi büyük paralarla satın alarak olmazı olduranlar cinayetten, uyuşturucu kaçakçılığından, FETÖ üyeliğinden tutuklanan kişileri gece yarısı serbest bıraktıranlar memleketin hukuk sistemini tamamen yok etmiş durumdadırlar. Dolayısıyla AKP ilgili bürokrasinin, kamu güvenliğinin, Sınır güvenliğinin de hiçbir anlamının olmadığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu uygulamalar aynı zamanda çıkar amaçlı suç örgütü olduklarını da kanıtlamaktadır bu kişilerin ve AKP'lilerin. İşte biz bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün bir suç duyurusunda daha bulunduk. Nüfus ticareti yapmaktan, adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüsten, aslında burada kanun teşebbüsten bahsediyor. Ama bu olayda görüldüğü gibi teşebbüs falan hikayedir. Yargı tamamen etki altına alınmıştır adalet mekanizması ayaklar altında sürünmektedir. Yine ihaleye fesat karıştırma, kamu görevlisinin suçunu bildirmemesi ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanma suçlarıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunlar bütünlüklü olarak örgütlü bir suçtur. Cumhuriyet savcıları bu konuda aslında kendiliğinden harekete geçmeleri gerekirken, bugüne kadarki her olayda olduğu gibi burada da Cumhuriyet savcıları ölü numarası yapmaktalar. Halkın Kurtuluş Partisi tüm kanunsuzlukların peşinde olmaya devam edecektir. Bu süreçte suç işleyen savcıların da peşinde olmaya devam edecektir.